tam anlatacağım yani. Pür dikkat seyrediyor bana, dedi ki ben bunu akıllı zannederdim dedi, Safiye'yi gösteriyor. Ay dedim çok çok eğleniyorlar ama beraber, ne güzel dedim. Farkında değiller diyor. Benim akıllı zannediyordun. Sen İngilizce anlatır mısın? Faik Bey'im ben bunu. İngilizce anlatır. İki şaka yapıyor, espri yapıyor yani. Bir alo der misiniz? Telefon attığımızda bir sürprizimiz var. Alo. Beni Allah kahretmesin inşallah. Aa. Benim gözüm çıkmasın. Ay buyursunuz. Bana bak, bana can... yapmadılar, bunu sana yaptılar. Show TV yapımlara teşekkür et Safiye. Seni 49 kilo az gösteriyorlar. Ay canım benim. Şu anda mı? Ay. Şu anda. Sana yaptılar bu kıyağı bilmiyorum. Ay canım benim. Neden ben... yapıyorlar bu kıyağı? Hayatım sana da yapıyorlar ama ben gerçekten zayıfladım ama. Aa öyle mi? Tabii diyetteyim, zayıfladım. 10 kilosu gitti şu anda. Aa Safiye Soyman diyeti değil mi? Evet geldi, daha da var ama. 5 tabak pilav. Yok. Ondan sonra 8 kase yoğurt. Şekeri, çayı şekersiz içeceksin. Evet, sütü. Safiye Soyman diyeti. Evet, doğru doğru. Meyveleri sütle biraz beraber. Biraz sesi, telefon sesi meyveleri yükseltebilir miyiz? Ay huysuzum, ben seni çok özledim. Ay ben seni çok özledim ama o senin yanında bir o çirkin, Allah'ım o faiz yok mu? Şeker gibi ay, değil mi? Ay o herifin suratına baktın mı, kahve falına bakıyor gibi. Allah cezanı ver. Senin inşallah. Ya nereden çıktı karşıma? Ben evet. O olmaz, hadi ben seninle beraber olacaktım. İki yol çıktı işte karşına. Biri alabildiğine, biri görebildiğine. Sen alabildiğini tercih ettin. Ay Allah. Seni Allah kahretsin. Ben çok istedim seni ama gerçekten bu yolumuzu kesti. Önünü kesmiş. Bak, evet beraber şov yapacaktık. Oldu. Öyle teklif ha, geldi tabii. Atıyorsun. Tabii evet. Tabii birlikte yapacaktık. Evet program. Yapacaktık. Discovery kanalda. Ne diyorum? Discovery'de mi? Discovery kanalda yapacaklardı. Aa, o ben senin CD'ni bastıracaktım. O kanalda Safiye'yle huysuzu programı vardı. Evet. Zürafa fili nasıl kovalıyor? Zürafa. Peki biz hep beraber olup seni nasıl kovalıyoruz acaba? Numaracı. Huysun, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Siz nasılsınız? Sağ ol. Her zaman gönlümde sevgim, saygım size sonsuz, onu bilin. Senin hakikaten sesini duydum. Çok mutlu oldum. Benim de öyle hakikaten. Yani, ben de çok seviyorum ama. Çok. Daim alem bir adam. En kısa çünkü zamanda bir yemek yesek çok mutlu olurum. Evet, sizi ağırlamakta. O güzel evine gideceğiz. Bir şey söyleyeceğim Faik şey abi. Sen de yemeğe davet ediyorsun ediyorsun. O programlarda kim kaç lokma yedi onu söylüyorsun. Ama hayır, ben şimdi şeye davet ediyor sabah yemeğe. Hesabı sana ödettiriyor. Şaka diyorsun. Evet. Huysuz şöyle bir şey var. Bilezimi bozdurmuşluğumu bilirim. Huysuz ben bir neyi bozdurmuş onu yüzünü mü? Ben bilezik. Şöyle mağdurum. Ben şöyle ben bir mağdurum. Yüzük. Ha. Ben doğrudur. Yemek konusunda mağdurum. Çünkü bir gün Safiye'yi, Seda Sayan, Nur Yerli Taş'ı yemeğe götürdüm. 3 ay kendime gelemedim. Niye? Bir onlara iştahla ettiğin o masrafla Topi'den 2 tane ev alırdın. Ay ağzımdan bal akıyor valla. Bir gün de Oya Aydoğan'ı yemeğe götürdüm. Ha. 65 lira hamsi Oya yemiş, 65 lira hamsi bu yemiş. Kelpeten gibi diş var. 65 tane mi? Tabii. Oya Aydoğan'ın da bir huyu vardır. Bana da öyle yemeğe gelir, huysuz bir iki tas da yap eve götüreyim der. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Valla kelpeten gibi de işlerim. Sen bu adamı devamlı götürüyorsun. Bundan haberin yok mu? Ya neye onu bunu mu götürüyor diyorsun? Ya, baksana herkesi götürdü. Yok yok yok, götürme huyları değil, çok da ikramcıdır yemeğe aslında. Götürüyor. Ya yemeğe götürüyor. Ben sana anlatayım ya. Hayır çok yemek ikramcıdır. Çok da güzel ikram eder. Huysuzcuğum. Efendim. Önümüzdeki ayın kısmet olursa 8'de kredi kartını sıfırlama günü var. 9 akşamı yemek yiyebiliriz. İnşallah, olmazsa ben sana asgari ücretini vereyim burada. Göndereyim. Sen ay, emekli çok sıkıntıysanız gelin bende kalın çocuklar. Ay. Evet, emekli oldun değil mi? Oldum oldum. Ha işte emekli parasını yeriz beraber. Evet beraber yeriz, Allah seni kahretsin. Bu adam bir alem bir adam Faik. Bu fıkraları okuyor okuyor okuyor. Ondan sonra Safiye'ye göre anlatıyor o fıkraların içinde. Ondan sonra millet de Safiye'yi gerizekalı zannediyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi hep kendi yapıyor onları da benim üstüme atıyor. Allah aslında o yemekler Safiye hep kendi yiyor.
çok mu iyi tanırsın huysuzu? Çok iyi tanırım. Benim eski dostumdur. Gerçekten bak Faik hayatımda olmasaydı huysuza çok güzel bir şeyimiz vardı, programımız vardı. Faik yapacaktık birlikte. O girdi devreye. Allah bula gitti o, her şeyi. Allah. Kıskandınız mı? İyi ne yaparız hiç sorun değil. Şimdi... Bunların bir de şeyi var. Muhabbet kuşu hikayesi var. Ne gibi? Biliyor musunuz bunu? Muhabbet kuşu. Bilmem ki onların o kadar söyledi. Çok hikayesi var ki. Bunlar Eminönü'ne gidiyorlar, iki tane muhabbet kuşu alıyorlar. Geliyorlar apar topar eve. Ondan sonra maç izleyecekler ayağını. Hemen salona geçiyorlar. Safiye'de mutfakta ne var ne yok hepsini buzdolabına tıkıştırıyor. Kuşları da dahil. Doğru mu bu? Sonra kuşları çıkartıyorlar. Kuşlar bayılmış soğuktan. Doğru benzin, mu bu? Benzin koklatıyorlar. Kuşlar ayılıyor, uçmaya başlıyor kuşlar. Ondan sonra uçup uçup duvara koşuyor. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Benzin mi koklattınız kuşa? Benzin koklatıyorlar ayılsın diye. Ne oldu? Kuşlar uçuyor, duvara taslayıp düşüyor. Safiye böyle diyor. Faik, kuşların benzini bitti galiba. Seni var ya alnından öpmem lazım valla. Ama ben sana kırgınım. Bir dakika, ay ne olur şu olayı bir de siz anlatın. Ben her, ben elbiseye para vermem, ayakkabıya para vermem biliyorsun. Kaç sefer haber yolladım, 5 tane elbise gönderdim, göndermemiştim. Aa, ben gönderdim sana bir tane. Ay yolla ne o Allah aşkına, kusura bak. Feda ben olsun. Senin gönderdiklerini levresim takımı yaptırdım. Ama şimdiki olur metre, daha... 8 metre elbiselerin. Daha öncekiler şey gelirdi ama yani o zaman 52 beden, 52 diyorum pardon, 52 kiloydum, 54 kiloydum, onlar dar gelirdi ama şimdikileri gönderebilirim huysuzcuğum. Ay çok mutlu. Beğendiğim varsa beraber. Çok ya şu kuş hikayesini bir anlatsanız da ne olur. Faik bir anlatsanız. Faik nerelere gittin? Yok bir yere gitmedim, huysuz dinliyorum keyifle. Hangisi? Benle ilgili ne erkek söyleyecek mi diye. Erkek mi daha kuş, ha, bayan mı daha kuş? Efendim? Yani muhabbette. Ha. Ne daha kuş? Hangisi daha? Bir dakika, bir alo daha der misiniz? Alo? Ben Faik. Ay 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 ay. Ne işin var kız seni telefonda? Ne uyudunuz, ne uyudunuz? Ayo kim bu? Kim bu, su var mı? Tarıcı Luka. Ben huysuz. Aa. Aa. Biraz evvel. Allah'ım ya. Fena halde işlediniz. Ay yediler kız. Ayol kim ayolu? Ya anlamadım Safiye, ben şaşırdım. Sen bizi de rezil ettin, kendini de sen rezil oldun. Sen ki kendin rezil olma ulan falan. Ulan huysuz, şimdi ekran da huysuz. Çocuk sabahtan beri biri tamam, bize giydirip duruyor. Tamam demek ki huysuzdu. Ulan bu diyor huysuz değil. Allah Allah. Allah Allah. Adam demek ki şimdi gerçek huysuz bağlandı. Demek ki herif bize giydirip duruyor lan. Ay giydirmedi. O da ne kadar çok. Ay gerçekten Allah Allah. Kimdi ayolu? Sen farkın olana kadar mahkemeyi de kaybederiz, trafiği de kaybederiz ya. Ama ne sen de yani. Ne bir insansın ya. Ama ben vallahi herkes inandı. Ben ya huysuz, sen zaten inanırsın. Herkesi bırak. Yaktın beni de ya. Ekranda ya. Sen niye yakılıyorsun anlamadım. Bana diyorsun ki niye susuyorsun diyor değil mi? Evet. Sen düşünüyor muydun kim düşünüyorum olduğunu? Düşünüyorum ya. Biri bize giydiriyor devamlı. Bir vuruyor böyle ya. Aa, ben hiç giydirildiğini sen anlamadım. De, sen kalsın. Ne bileyim ben. Ben ne bileyim ben evet, ya. Yani. Gerçek huysuz şimdi geldi ekrana. Ben atladım. Merhaba. Efendim nasılsınız? Efendim. Ay, evet gerçek huysuzum. Sizin asaletiniz, kişiliğiniz, şahsiyetiniz yeter. Sabahtan beri sesi ayırt etmeye çalışıyorum. Susuyorum. Ve rahatsız oldum. Çünkü siz değilsiniz. Çok affedersiniz. Bir şey rica edeceğim. Efendim. Faik Bey eğer yakın irtibatımız olsaydı, evet, bana yatıya gelseydiniz, benimle içseydiniz sesimi daha iyi tanırdınız. Valla ben o temasa giremedim bu pehlivandan kurtulup da. Kurtulup da ama. Bir şey söyleyeceğim. O zaman çok affedersiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz katılaraktan. Fakat ben iki huysuzdan da alo deyip yanında da bir iki cümle söylemelerini rica edeceğim. Allah. Anlayın bakalım hangisi gerçek huysuz. Gerçekten ya. Size yapacağım bunu. Evet. Çünkü siz anladınız iddia ediyordunuz. Anladım ben. Anladım, sustum. Şimdi ben bilmiyorum. Valla benim önümdeki monitörleri çünkü de kapattılar. Çünkü çok iyi gözüküyor, yani. Ne gözükmüyor. Şeyi anlatırken. Ay. Çünkü sayın huysuz Virgin bir şey ama söylediği zaman. Ama çok benziyordu ya. Ya sen. Sazan. Ya huysuz
sevgili Uysuz oldu. Bunun yüzüne çekti mi? Sen Sazan'ın babasısın. Allah'ım ya Rabbim. Allah tamam şimdi be. Tamam ikisi de birer cümle söyleyecek. Evet. Bakalım hangisi gerçek Uysuz hangisi? İnanmıyorum. Evet. Değil. Yani ben hakikaten çok seviyorum Safiye'yi. Kadıncağız hakikaten her izlediğimde gülüyorum. Yani bilmiyorum. Ben anlamadım çocuklar ne yaptınız? Siz kimi bağladınız yayına? Kimi aldınız? Ama bu huysuz değil. Evet. Evet bu huysuz değil. Efendim nasılsınız? Evet. Ay sensin şimdi. İyi misiniz? Ya. İyiyiz hayatım sensin şimdi. Bu. Gördün mü? Biraz önce bizi şey yaptılar. makarayı aldılar. Kandırdılar görüyor musun? Bizim sevgili Fehmi'miz yaptı onu huysuz virjin taktı. Gerçekten çok başarılı İkisi ama. De mi? İkisini de mi yaptı? İkisi de o. Ay aşk olsun huysuz ya. Yani bu kadar beraberliğimiz var, bu kadar programıma gelmişsindir. Alt alta dedik, güldük, ne güzel programlar yaptık. Benim sesime nasıl o sıyır çıkana benzetirsiniz? Ay sensin ayol. Aynen huysuzum sensin. Olur mu ayol? Benim sesimde bir şataret vardır. Bir letafet vardır. Ay şu anda sensin ama. Şimdi benim tabii. Evet şu anda sensin. Senden ay evvel ama... rezil olduk. Senden evvel senden. Herkesi öpüyorum, herkesi öpüyorum. Sevgili Cepim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol canımın Mustafa için. Topaloğlu şimdi bana söyledi beni nasıl buluyormuş dedi. Ay çok iyi buluyorum. Nerede buluyorsun? Beğeniyorum ama yukarıdan bekliyorlar onu. Atlasın bir şeye gitsin yukarı. Atlasın bir şeye gitsin yukarı diyor. Hadi öpüyorum Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Seni bekliyoruz. Şeref verdiniz efendim. Ankara'ya görüşmek bekliyoruz. Üzere. Bizim İnşallah. Bizim çorbacıma bekliyoruz sizi. İnşallah. İşkembeler. Sağ olun. Her şey. Sağ olun. Bir şey mi diyeceksin? Yok. Bu... Fehmi'cim sana da çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Allah Fehmi alacağını olsun oğlum. Arada biz de kurbanlık değil ya. Ay hakikaten ya. Ben bir dakika şu ya. Kuşu bir anlatın ya. Ya bir şey kandım ben bilmiyorum. Sen biliyor muydun kuşu? Vallahi haberim yok. Şimdi bir gün ben İstanbul'u fazla bilmem. Yani biliyorum. Kuş almak ne alakası yani? Şimdi eve geldi buna biri gelmiş demiş ki. Bunlar ikisi mi kuş mu? Kuş mu olmuşlar? Ne oldu? Nasıl kuş? Mustafa abi şimdi ben anlatacağım. Eve biri gelmiş bize Safiye yazmış. Demiş ki mısır çarşıda bu otları alırsan kaynatıp içeceksin zayıflayacaksın demişler buna. Ben de eve geldim bir liste verdi bana. Dedi git dedi bunlar mısır çarşıda al da gel dedi. Lan mısır çarşısını nerede nasıl bulacağım? Ben İstanbul'u fazla bilen bir adam değilim. Sonra mısır çarşısını bulduk. Gittim. Bunun dediği otları aldım. Safiye'nin dediği otları. Çıkışta da orada kuşlar satıyor mısır çarşısının yan tarafında. Muhabbet kuşu. Papağan, muhabbet kuşu, kanarya. Orada bir tane çok güzel bir kanarya gördüm. Sarı bir kanarya. Dedim şuna bir kanarya alayım dedim. Kanaryayı da aldım. Adam manav kesi kağıdının içine koydu. 4-5 yerde kesti. Kanarya'yı onun içine koydu. Ha kafessiz kuş. Kafessiz kuş. Evet, evet. Ona eve geldim. Maç vardı.